Herkese selamlar dostlar. 27 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. İki tane maç aldım. Trabzon maçına hem tek maç olarak, olaraktan da hem de kombin olaraktan da girmeyi düşünüyorum. İkili kombine de Feyenoord ve Trabzon maçlarının tekli maç olaraktan da yüksek orandan Trabzon maçına bahis almayı düşünüyorum. İki tane kombine çıkardım öyle. 20, 26 Ocak bahislerine baktığımız zaman da iki tane maç seçmiştik. PSV maçıyla Hamburg maçı. iki maç da henüz daha başlamadı. Saat 22'de PSV, 22.15 veya 22.30'da da Hamburg maçı başlayacak arkadaşlar. Şimdi Trabzon maçına özellikle her yerden yaklaşmaya çalıştım. Bu maç hakkında sizlerin de görüşünü bekliyorum ben. Ben bu maç hakkında Instagram'da oylama yaptım. Katıl butonundaki arkadaşlara yazdım. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz, ne olur, ne biter şeklinde. En sonunda bir karara vardım artık. Hem tek maç olarak da yüksek orandan. Başakşehir'in oranla 2.35'ti. 2.40'a yükseldi. 2.45 olmuş. Şu an görüyorum yükseldiğini tekrardan. Bu maç için gerçekten çok büyük kafa patlattım. Kafamda oynadım. Kurguladım. Önemli detaylar var. Abdullah Avcı daha henüz kupa almadı. Daha kariyerindeki ilk kupası olabilir mesela. Önemli detaylar var bu maç hakkında. Gerçekten sizlerin de fikirlerini çok fazla önem önemsediğimden. Instagram'dan da hatta bir oylama oy oy e, hikayeden. Bu arada Instagram'dan Kangal Tips olarak da takip edebilirsiniz. Şöyle %69 Trabzon'a taraf bahsinde önermişler. Beraberle açmadım ki zaten çok kişi mesaj attı. Böyle böyle bu durumdan dolayı berabere biter şeklinde de. Onları da aynı şekilde değerlendirdim. Katıl grubunda da aynı şekilde yazdım. 38 kişi yorum atmış bir saat önce. Maç üzerine gerçekten önemli. Başakşehir'de de zaten önemli eksiklikler var. Şöyle yazdım ben. Açıkladım yani bu maçtan ne bekliyorsunuz diyerekten de. Ben tek maç olaraktan da girmek istiyorum açıkçası. Ondan dolayı ben tek maç aldım. Katıl grubundan da arkadaşlar ekstradan maçlar paylaşıyorum. Canlı bahisler paylaşıyorum. Buraya katılmak isteyen arkadaşlar da abone oluşunun yanında katıl grubu var. Katıl dedikten sonra Fino, Bulldog, Kangal üyelikleri var. Bu üyeliklerden herhangi birini alabilirsiniz. Katıl butonu arayacakları Kangal TV videosunu izledikten sonra herhangi bir üyeliğe girip maçlar da topluluk kısmında paylaşılıyor. Bugün mesela totalde 3 tane kombine paylaştım arkadaşlar. Ben geçeyim maça şimdi. Şimdi basın toplantısını bekledim. Basın toplantısı yaptılar Atatürk Olimpiyat Stadında. Abdullah Avcı konuştu, Okan Buruk konuştu, Epur Yana konuştu, Uğurcan konuştu. Herkes konuştu. Ben onları da dinledim. Şimdi Abdullah Avcı her yerinde ilk kupası. Okey. Fakat bir sonraki maçı Beşiktaş derbisi. Burada oyuncuların şunu seçmesi lazım. İkisinde de mutlaka en iyi performansını gösterecektir. Fakat maçlar sürekli oynandığından dolayı 3 gün sonra şey maçı var yani. Bu maçtan sonra 3-4 gün sonra aynı şekilde derbi var. Kupayı mı kazanalım, derbi maçına mı önem verelim? Bu gerçekten önemli. Bence kafamdaki kurgu hem Abdullah Avcı'nın Avcı'nın kariyerindeki ilk kupası. Hem de oyuncuların bu sezon şampiyonluk yarışı gerçekten zor Trabzon'un. Hem eksiklikleri var. Fakat takım ben son 3 maçtır Trabzon maçlarını izliyorum. Konya, Gençler Birliği, Antalya maçını izledim. Antalya maçında da kaçan penaltı bu maçta değildi sanırım. Bu maçta mıydı? Tam hatırlamıyorum her neyse. Çok fazla Aynen bu maçtaydı. Ekuban penaltı kaçırdı. Kırmızı karttan sonra çok fazla baskı uyguladı. Fakat şans yoktu. 90 artı da Afobe'nin kafa golü gelmişti. Son maçta Gençler Birliği maçında da değerlendirdik. Ma tek maç olarak da aldık. Gerçekten güzel bir futbol oynuyor. Vakiyeme-Ekubani yani uyumu gerçekten güzel. Abdullah, Abdülkadir ömür yok bu karşılaşmada. Ayak bileğinden sakatlandı. Ben bu maçta Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Neden? İstanbul-Başakşehir'e baktığımız zaman da ligde zaten kötü bir gidişat var. Onlar da bu kupa, kupayı kazanıp, Okan Burun açıklamalarından da şöyle hatta göstereyim sizlere. Onu da göstereyim. Şu, arama kısmına girdiğimiz zaman da hem Abdullah Avcı hem Okan Buruk konuştu. Hatta şöyle göstereyim ben size. Okan şu, kısaca, kısaca şöyle diyor. Bu maçı alaraktan hem kupa alaraktan motive hem de çıkış maçı olaraktan da görüyoruz. Yani defans yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Ben bu maçı isteyeceklerdir diye düşünüyorum Başakşehir'in. Aynı şekilde Abdullah Avcı'ya baktığımız zaman da ona, o neler diyor ona bakalım. Şöyle ben özet geçeyim isterseniz. Kariyerimdeki alabileceğim bir kupa. Fakat diyor ki ben kupalara bakmam diyor. Ben kendimi ne kadar geliştirdim ona bakarım diyor. Ya kısaca bu maçı da kazanmak istediklerini de söylüyorlar. Onu da belirteyim. Şöyle basın toplantısından da bir görüntü paylaşayım sizlerle. Şimdi Başakşehir lige önem vermesi lazım. Fakat ligde gerçekten önemli eksiklikleri olduğu için bu karşılaşmadan ne kadar verim verecekler? Trabzon maçına ne kadar önem verecekler bu önemli. Oranı da yükseliyor. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kupayı Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum. Ama uzatmalarda ama galip gelerekten. Şimdi eksikliklere bakalım. Bu maçta kimler oynamıyor? Trabzon tarafına baktığımız zaman sadece Abdülkadir Ömür bilek ayak bileği çatlak o, yok. İstanbul Başakşehir'de Boli Bolingoli olmayacak. Çadli uyluk sakatlığı var olmayacak. Kaysara aşil tendonu yırtığı var olmayacak. İrfan Can Kahveci. İrfan Can takımın bildiğiniz üzere en önemli transferler, en önemli oyuncularından biri. Galatasaray'da transfer süreci var. Olur olmaz onu bekleyeceğiz. İrfan Can Kahveci de bu maçta olmayacak. Rafael, Vizca, Giuliano. Bu üçü şüpheli. Rafael muhtemelen oynanması beklenmeyen futbolculardan bir tanesi. Vizca da zaten ne zamandır oynamıyor. Oynasa nasıl bir katkı yapar? O önemli. Oynamazsa Vizcan'ın da eksik olursa ben bu maçı Trabzon'un kazanmasını bekliyorum açıkçası. 2.35 gibi orandan tek maç olaraktan da ben tek maç olarak taraf bahsi olarak da güveniyorum. Tek maç olaraktan da taraf bahsi girdim. 2.35 gibi oranı var. Dediğim gibi Başakşehir'de çok önemli eksikliklerin olması, Trabzon'un ilk kupasını kazanması, oyuncular arasında oturmuş bir hava olması, oyun açısından hatta Uğurcan'ın da açıklamalarından birkaç şöyle bahsedeyim ben. Şunu diyor. Abdullah Hoca geldiğinden beri takım içindeki uyum arttı diyor. Eskiden bu kadar bir aile değildik diyor. Şimdi gayet mutlu bir aile olduğumuzu düşünüyorum diyor. Bu maçı da alaraktan da hem moral açısından hem de takımımızda son 12 haftada çıkışını taşlandırmak istiyoruz diyor. O yüzden ekstradan da takımın kaptanı Uğurcan bu sözleri etti. Ben bu yüzden Trabzon'a tek maç olaraktan da güveniyorum. Trabzon maçına tek maç girmek isteyenler 2.35 orandan 30 misli ben attım 70 lira veriyor. Rica ediyorum çok fazla misli oynamayın. Tek maç olarak da 2.35 oranından alabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci kuponuma. İkinci kuponumda ilk maç olaraktan da yine Trabzon maçı var. Fakat Feyenoord maçını anlattıktan sonra onu kısa geçeceğim. Zaten Trabzon'u anlattım ben size. Şimdi Feyenoord'un 1.50 gibi bir oranı var. Feyenoord son 2 karşılaşmadır mağlup oluyor. Kupa maçında kazansa da ligde son 2 maçtır mağlup oluyor. Feyenoord'un Alkmaar maçı vardı. KG oynamıştık bildiğin üzere. Son oynadığı karşılaşmalar bu ligin en güçlü takımlarından. Zaten baktığımız zaman aldığı şöyle bakın son 20 maçına aldığı 3 mağlubiyet ligin en güçlü takımlarından. Fakat kendinden kalite olarak daha düşük olan takımlar yani dişine geçirebileceği takımlara karşı Feyenoord gayet güzel futbol oynayarak da dişini geçirmesini biliyor. Deplasmanda da iyi bir performansı var açıkçası Feyenoord takımının. 9 maçta 19 tane gol atıp 8 tane de gol yemiş. İlk saata Hereven'e baktığımız zaman 8 maçta 12 atmış 11 yemiş. Dengeli olduğunu söylemek gerekir. Fakat bu iki ekip zaten son karşılaşmasına baktığımız zaman da 23 Aralık 2020'de karşı karşıya geldiler. Yaklaşık bir ay önce. Bir ay, üç gün, dört gün geçiyor her neyse. 3-0'lık bir Feyenoord galibiyeti var. O maçta da baktığımız zaman da Feyenoord'un ağır bir üstünlüğü ortaya var zaten. Herhavan takımına baktığımız zaman son maçlarda zaten ne zamandır galip gelemeyen bir takım Herhavan takımı. O yüzden hatta aynen açılmışken şöyle göstereyim. Herhavan takımından ben yine bir sürpriz beklemiyorum. Feyenoord tarafından bir galibiyet bekliyorum. Feyenoord takımı ligde zirve yarışına ortak olmak istiyorsa bu tip büyük takımlara zaten mağlup oldu. Onların bir telafisi olabilir. Fakat Hereven gibi maçlarda puan kaybederse böyle maçların telafisi olmaz. Ben o yüzden bir Feyenoord galibiyeti bekliyorum. Oranı da yükseltmek adına isteyenler direkt maç sonu 2 alabilir. Onu bir yazsınlar kenara. Oranı da yükseltmek isteyenler varsa maç sonu 2 1.5 üstten 1.60 gibi yüksek 1.60'a kadar oranı da yükseltebilir. Ben muhtemelen gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. önemli bir sakatlık veya cezalı da gözükmüyor. Her iki takımda tam kadro. Sadece Feyenoord'un yedek kalecisi sakat olarak gözüküyor. 23 yaşındaki futbolcu Justin Bijlow. Şimdi Feyenoord maçıyla Trabzon maçını kombinledim. Trabzon'u da şöyle kombinledim. Trabzon'u ben bu maçta yeneceğini düşünmüyorum. Ama beraberlik ama galibiyet kupayı kaldırmasını bekliyorum. 0-2 çifte şans olaraktan da o maçta da 2 küsur oranına geçtim. Feyenoord maçıyla da kombinledim. Premier Lig'den bir maç almadım. Almış olsaydım Chelsea maçını alabilirdim. Chelsea maçına hemen sol üstte haber var. E, Tuhel geldi yeni teknik adam. Fakat bu maçta olur olmaz bilmiyorum. Fakat alsam Chelsea maçını da alabilirdim. United'ın maçı var aynı şekilde güzel maçlar. Kupa maçlarından da uzak durmanızı tavsiye ederim. Ben özellikle... Süper Kupa finali olduğu için Trabzon'da takip ettiğim için bu iki Trabzon maçını aldım. Trabzon böyleyken diğer aynı şekilde 2'nin 2 üstündeki kombinim de 2-11'lik orandan Trabzon 0-2 çifte şans. Feyenoord maçı da 2 ve 1.5-1 şeklinde kombine ettim arkadaşlar. Videoya like atarsanız, kanala abone değilseniz de abone olarak da destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kuponları şöyle son kez göstereyim. Videonun sonuna direkt gelenler var. Trabzon'a tek maç olarak da 2-35 orandan girdim. Ekstradan bir de ben Trabzon'u zaten yenileceğini düşünmüyorum. En kötü beraberlik çıkacaktır. Başakşehir'de bu kadar eksik varken Feyenoord maçıyla da kombinledim. 2 ve 1.5 üst yaparak da 1.62 orandan 2.11'lik bir oran. 2.35'lik de tek maçtan Trabzon galibiyetini sizlere öneririm. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.